Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 26-30 Haziran haftası Başak burçlarını neler bekliyor? Sizler için içmiş olduğum kahve fincanımı birazdan seslendirmeye başlayacağım. Öncelikle gökyüzü Başaklara bu hafta neler diyor? Şanslı olduğunuz bir hafta. Özellikle para konularında istediğinizi alacağınız bir sürecin içine giriyorsunuz. Bu maaşlara yansıması da olabilir, bir terfi almanız da olabilir. Aslında bu hafta kesinlikle şanslısınız. Bu şansınızı iyi değerlendirin diyor gökyüzü. Falımızda neler var diye hemen şöyle falımızı açmak ve sizlere anlatmak istiyorum. Bu hafta bakalım neler var. Şanslı olduğunuz bir haftada mücadeleniz var bir kere. Şimdi bu mücadele konularından bahsedeceğim. Şimdi siz bir konuda böyle koşa 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 bir şeyleri halletmeye çalışıyorsunuz. Çevrenizde insanlar var yalnız. Bu çevrenizdeki insanların da sanki yüklerini üzerinize almışsınız. Koşarak bir şeyleri halletmeye çalışıyorsunuz. Sadece kendi işinizi değil aslında. Çevrenizde olan insanlara da yardımcı olmak istediğiniz bir hafta. Sözcü olacağınız, insanların dertlerini dinleyip onlara derman olacağınız, özellikle iş yerinde, arkadaş çevrenizde sıkıntılı olan kişilerin de sıkıntılarını dinleyip sanki onlarla alakalı da bir yol açmaya çalışacağınız bir hafta görselleri çıkıyor. Pazartesi, Salı bu konularla yoğun bir şekilde uğraşacaksınız. Önünüzde duranın ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz aslında. Aşmanız gereken konunun ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ve aşabileceğinize de inanıyorsunuz. Karşınızdaki kişi ya da konu her neyse sıkıntılı görünse de sizden aşağıda görünüyor. Yani bu sorun atlanacak bir sorun, sıkıntı yapılacak bir sorun değil ya da içine girip çıkılamayacak bir sorun değil. Atlayarak bu haftayı hafta sonuna bağlayacaksınız. İş yerinde bir koşuşturma ve bu koşuşturmadan da sağlayacağınız olumlu gelişmeler var. Aile içerisi biraz daha karışık. Sanki konuşmaların üzerinde bir kara bulut var. Konuştuğunuz konular sonuca bağlanmıyor. Bir tartışma ortamı olabilir. Pazartesi aile içerisinde gene farklı konuların konuşulduğu ama eşle kapalı olduğunuz bir süreç var. Yani eşle iletişimde bir sıkıntı olabilir. Eşinizin çocuklara daha çok yöneldiği, sizden biraz yanda durduğu görsellerinde görüyorum. Bir sıkıntının üzerinde hayat mücadelesi olarak görünüyor aslında. Birçok konu net. Yaşıyorum, devam ediyorum. Sorunları da bir şekilde halledeceğim diyorsunuz. Aslında biraz bu hafta şu konuya dikkat etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Geçmiş yaşamış olduğunuz sıkıntıları bugüne koyarak bugünü yaşamaktan çok geçmiş sıkıntılarla bir hafta geçirmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sanki hane içerisinde işte şu 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 konular olmuştu, sen bunu yapmıştın ya da şu olmuştu, gene aynısı olmasın gibi kaygılı düşünceleriniz. Bundan dolayı da çok yoğun bir konuşma ortamınız görünüyor. Kafanızda konuları uzattıkça uzatıyorsunuz. Bunlar da size sıkıntı olarak dönüyor. Aklınızın yoğun bir şekilde geçmiş yaşanmış sıkıntılara çalışacağı bir hafta. Çok dertlenip üzülmemeniz adına da aslında keşke bu geçmişi geçmişte bırakıp kaygılarınızdan kurtulup önünüze baksanız. Çünkü özellikle pazar günü yani 30 Haziran haftasında elinizde kocaman bir bıçak önümüzdeki haftaya bilenmiş bir şekilde girdiğinizi görüyorum. Yani siz geçmişte yaşadığınız eksik konular ya da sizi üzen konularla alakalı biraz böyle düşünüp kendini dolduracağınız, daha bir aktif bir şekilde, hırçın bir şekilde önümüzdeki haftaya gireceğiniz görünüyor. Aile içerisinde de bir huzursuzluk olabilir. Bu huzursuzluktan da etkilenebilirsiniz aslında. Geçmişi bırakıp bugüne bakmanızı, bugünü yaşamanızı tavsiye edebilirim. Falımızda o karışıklığı atlatmanız adına söylüyorum. İş hayatında biraz önce de söylemiştim, çevrenizde çok insan var ve bu insanlara destek olarak yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi burada 5 kişi görünüyor çevrenizde aslında. 5 kişiye değer veriyor, önemsiyor ve bunları sanki bir aileymiş gibi yolunuza devam etmeye çalışır olarak çıkıyorsunuz. Pazartesi, Salı gene burada aynı görseller var. Bu kişilerin yüklerini sırtınıza alıp adımlarınızı daha sağlam atarak yolunuza devam edeceksiniz. Karşınızda konuşmak istediğiniz bir kişi varsa, Perşembe günü özellikle bu konularla alakalı bir toplantı, bir görüşme, bir konuşma var. Bu konuşmada yalnız ortada olan konu her neyse çok küçük kalıyor. Çok farklı konular açılacak. Yani atıyorum siz para için konuşmak isteyeceksiniz ama iş yerindeki sorunlar daha çok ön planda olduğu için bu para konularını konuşamayacaksınız.
Sözün özün, ne konuşmak istiyorsanız o konudan ayrılmadan karşınızdaki kişiyi motive ya da koordine etmeye çalışarak istediğinizi alabilirsiniz. Ama burada çok farklı konular girerse konuşmak istediğiniz, cevap almak istediğiniz konular havada olarak görünüyor. Yani sözün özü ne istiyorsunuz buna odaklanın. Onun sizi dağıtmasına izin vermeyin. Çünkü karşınızdaki kişi sanki sizi dağıtarak konuyu uzatacak. Bu uzatmasını istemiyorsunuz. Dağılmadan konu ve istediklerinizi net olarak dile getirmeniz gerekiyor. Çok fazla insan var çevrenizde. İnsanlarla olmayı, konuşmayı, muhabbet etmeyi seviyorsunuz. Gene bu hafta hem sosyal çevrenizde hem iş çevrenizde yoğun insanlarla kol kola verdiğiniz bir süreci geçirmeye çalıştığınız görünüyor. Nazarınız var bu arada. Bu nazarla alakalı da dediğim gibi iyi niyet, olumlamalar ve dualarla kendinizi bu hafta daha rahat, daha aktif hissedebilirsiniz. Bir yol planı yapanınız varsa o yol planıyla ilgili de güzel bir gelişme yaşamanız çok mümkün. Keyif alacağınız bir yolculuk planı var burada görünüyor henüz. Sıkıntılarınız gördüğünüz gibi bu hafta için dersek eğer büyük bir bölümünü çözmek için mücadeleniz var. Bu mücadelede zaman zaman kişilerin, gene bakın burada siz görünüyorsunuz, kişilerin kafanızın üstünde dertlerine derman olmaya çalıştığınız, onlara da yardımcı olmaya çalıştığınız bir sürecin içine gireceksiniz. Ama öncesinde bu insanlarla karışık görüşmeleriniz var. Eğer bir işi yönetiyorsanız elemanlarınızla alakalı kaygılarınız var. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız patron karşınızda çok ince, insanların da sorunları olduğunu bir şekilde dile getirmeye çalışacaksınız. Bu konuda olumlu gelişmeler alabilirsiniz, olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Bunun haricinde elinizi kaldırdığınız bir konu var. Yani isyan ettiğiniz, aslında çözülmesi gerekir dediğiniz bir konuda da pazartesi, salı tavrınızı net olarak ortaya koyup bu konuyla alakalı da önünüze güzel bir yol açacaksınız. Sıkıntılarınız dediğim gibi bu hafta parça parça, başında çok hızlı, sonrasında biraz dağılarak hayatınızdan çıkmaya çalışacak. Kadim olan demeyelim, kalıplaşmış olan sıkıntılarınız duruyor. Ondan sonraki süreçlerde umarım ki halledersiniz. Aile hayatında bakın burada çok karışık bir insan var. Cevap vermekte, konuyu algılamakta zorlanıyor. Siz karşısında dimdik duruyorsunuz. Ama bu kişi sanki sizin yüzünüze değil de ayaklarınıza bakıyor. Biraz utanmış görsellerinde de çıkıyor. Siz bir yol açıp konuları düzeltmeye çalışacaksınız. Ama bu kişi bakın burada Oğlak ya da Boğa burcunda çıkıyor. Çok inatçı dikiliyor size. Yani siz kafanızı çevirip tamam artık sen nasıl biliyorsan öyle yap bile diyebilirsiniz. Kafasında birçok konuyla geliyor size. Sanki bunların hepsini halletmemiz lazım der gibi. Ama siz diyorsunuz ki ben bu hafta için bunları halledemem. Bundan sonraki hafta neyse o. Çok destek olmaya, çok konuları çözmeye odaklısınız ama karşınızdaki kişiye biraz dikkat edin. Bu eşiniz ya da sevdiğiniz insan çok karışmış, birçok konuyu aynı anda çözmeye çalışıyor ve sizden büyük destek istiyor. Ama siz de yapamayacağınız farkında olduğunuz için aslında biraz yan çiziyorsunuz. Haklısınız da çünkü çok çok konu var kafasında. Dediğim gibi yol planlarıyla alakalı da bu hafta sonu özellikle aile içerisinde konuşmalar var. Hatta böyle çanta toplayan görseller de görüyorum. Burada başka size söyleyebileceğim. İç dünyanıza baktığın zaman bir ev alma görseli var. Sanki bir eve göz dikmişsiniz, eşinizle birlikte gitmek istiyorsunuz ama ayaklarınız yere sağlam basmıyor. Yani umut ettiğiniz bir süreç var. Bu süreçte kendinizi çok da güçlü hissetmiyorsunuz. İstiyorsunuz ama elinizdeki olanlar mı yeterli değil diye düşünüyorum. Bu ev bir dağın tepesinde çıkıyor. Yani bu eve ulaşmak için o dağı aşmanız gerekiyor ama siz bu dağı aşmak için önünüze bazı engeller koymuşsunuz. Ev tepede görünüyor. Siz de aşağıdan bu evi gözlemliyor olarak çıkıyorsunuz. Ev almak istiyorum ama bu hedefime ulaşmak için daha çok zamanım var. Bu hedefim kısa sürede ulaşılacak bir hedef değil. Şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım diyerek yolunuza devam edeceksiniz. Ama eviniz temizde çıkıyor. Bunu da unutmayın. Verdiğiniz emekler eğer evinizin alınmasıyla alakalısa buraya da zamanı gelince ulaşacaksınız diye düşünüyorum sevgili başaklar. Güzel bir hafta olsun. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerinde olsun. Almak istediklerinizi alacağınız, keyif alacağınız bir hafta olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.